Sizler de lütfen katılın. Gün biterken etiketiyle birlikte lütfen aramızda olun, sorularınızı bizlere yönlendirin. Şimdi NASA dünyaya yaklaşan 2018 isimli göktaşı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu ve bilim insanları asteroidin 2. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan atom bombasından 800 kat daha güçlü olduğunu vurguladı. Ethem Derman, nedir bu haber? Korkmamız, panik yapmamız gerekiyor mu? Nasıl yanıtlarız efendim? Her ülkenin insanı bu kıyametten çok korkarlar. Sürekli kıyameti beklerler. Başımıza taş düşecek tabiri de oradan kaynaklanır. Bu dünyaya yakın geçen asteroidlerin sayısı çok fazladır. Ve bunu NASA gözler, ESA gözler, herkes gözler. Tüm gözlemleri Uluslararası Astronomi Birliği'nin bir veri tabanı vardır. Orada birikir ve onlar neyin ne zaman geçeceğini söylerler bize. Bunlara baktığımız zaman, yani çapı büyük olan asteroidlerin yörüngesini tayin ettikten sonra çok rahat bir şekilde bunlar bize çarpacak mı çarpmayacak mı hemen biliriz onu. Dolayısıyla şu anda bilim dünyası önümüzdeki 200 yıl içerisinde böyle büyük bir göktaşının dünyamıza çarpmayacağını söylüyorlar. Ama biz sürekli bir şey gelip de çarpacak bize diye korkuyoruz. Doğru. Çoğu zaman meteorlar, göktaşları düşer yeryüzüne. Ama bunlar işte en son düşen büyük olan 17 metre çapındaydı. Bu 112 metre çapında bir asteroid ve bize 4 milyon kilometre uzaklıktan geçiyor. Düşünebiliyor musunuz? 4 milyon, hatta 4,5 milyon kilometre. Biz bu asteroidlerin uzaklığını ay dünya uzaklığıyla söyleriz. 11 ay uzaklığı kadar uzaktan geçiyor. Yani bize bir çarpması falan söz konusu değil. Yaklaşık 4 senede bir dünyamızın yakından geçiyor. 4 yılda bir, hatta 3.98 yıl. Ama bu bizim dünyamıza çarpmaz. Çarpacağı da yok. Çarparsa söylendiği gibi 800 bin atom bombası büyüklüğünde şey yapabilir. Çünkü çapı büyük. Bu çapı büyük olan asteroidlerin hepsini zaten yörüngelerin tayin edilmiş, saptanmış. Bunların hiçbir zaman çarpmayacağını, önümüzdeki 200 yılda çarpmayacağını biliyoruz. Peki Ethem Bey, peki diyelim ki çarpacak olan bir göktaşı var. Ama bizim bunu durdurabileceğimiz bir teknolojiye sahip miyiz? Sahibiz. Hatta bunu tekrar tekrar test edildi ve yaklaşık geçen hafta yeni bir uzay aracı gönderildi. DART adında. Bu DART uzay aracı bir yanda da çocuğu olan bir asteroidin çocuğuna çarparak acaba asteroidin yörüngesini değiştirebilir miyiz diye, daha önce yapılan testlerde değiştirilebileceği görülmüştü. Başka yöntemler de var ama bunu önceden bilmemiz lazım ki uzay aracını kaldıralım, gidip ona çarpabilelim. Sorun peki, o. NASA neden böyle bir açıklama yapıyor? Biraz korku mu yaratmaya çalışıyor? NASA'nın bu açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün bana telefon ettikten sonra ben araştırdım. NASA'nın böyle bir şeyi yok. NASA böyle bir açıklama yapmamış. Bir İsrail gazetesi böyle bir haber yapmış. Haberin de ne kadar saçma olduğunu biraz sonra söyleyeceğim. Gerçekten 27 Aralık'ta bu asteroid dünyaya yakın geçiyor. 4,5 milyon kilometre uzaklıktan geçiyor. Yaklaşık işte söylendiği gibi 190 metrede olabilir, 84 metrede olabilir. Ama bu Uluslararası Astronomi Birliği'nin bilgisayarında bunun çapının 112 metre olduğu söyleniyor. Ondan sonra herkes o İsrail'deki gazetedeki yayını almış. Dünyadaki tüm gazetelerde bu haber var. Ama NASA'nın sayfasında, NASA'nın hiçbir yerinde bu haber yok. Şimdi bunların listesi vardır. Kim ne zaman geçecek biliriz. Aslında 17 Aralık'ta bir tane 1 kilometre çapında bir göktaşı geçiyor. Dünyamıza yakın. Evet. Yani 14 ay uzaklığında haber olacaksa onu haber yapmaları lazım. Çünkü 1 kilometre çapında bir göktaşı dünyamıza çarparsa 800 atom bombası değil, 8 milyon atom bombası büyüklüğünde hasar yapar. Yani bir gazetecinin böyle insanlar bu işe meraklı diye uydurduğu, kafadan attığı, oturup yazdığı bir haber bu.
Peki. Şimdi konuklarıma da merak ettikleri varsa eğer sormasını isteyeceğim. Abdurrahman Delipak var mı sizin? Yok, çok açıklayıcı. Yani peki. Hocam bir problem var şimdi. Ben Ertan Özyiğit. Şimdi bu DART projesini biliyoruz. Yani NASA'nın DART misyonu olarak bilinen bu asteroid saptırma ve savunma sistemleri.